Selamlar değerli dostum, dersime hoş geldin. Bu dersimizde tam tur bölümündeyiz. İncelediğimiz bütün konuları özetleyip pekiştirmeye çalışacağız. Masalla başladık hocam. Masalın tanımını yaptık. Genellikle halkın yaratmış olduğu, hayale dayanan, olağanüstü olayların, yerlerin, mekanların, kişilerin olduğu, kahramanların hayvanlar da olabildiği, cin, cadı, dev gibi olağanüstü varlıkların geçmiş olduğu edebi türe biz masal diyoruz. Masallarda hep iyiler kazanır, kötüler kaybedir diyoruz. Bu yönüyle karakterlere tip özelliği gösterir. Masalların bölümlerini incelemiştik. Döşeme bölümünde dinleyicinin dikkatini çekmek üzere bir tekerlemeyle masala hazırlık yapılır. Serim bölümünde masal tanıtılır, yapı unsurları ortaya koyulur. Düğün bölümünde anlatılan olaylar artık bir merak duygusu kazanır. Çözüm bölümünde, düğün bölümünde oluşturulan merak burada çözülür. Dilek bölümünde ise iyi dileklerle sonla masal sonlandırılmış olur diyoruz. Masalın tarihsel gelişimine baktığımızda Doğu Edebiyatı'nda Panca Tantra, Kelle ve Dimne, Sinbadname, Binbir Gece masalları ve Binbir Gündüz masallarının olduğunu görüyoruz. Türk Edebiyatı'nda Kalyanam Kara, Papam Kara, Uygurlar'da yazılmış bir masal olduğunu görmekteyiz. Bildur Köşk var yine. Yine derleme yapan önemli sanatçılarımız var. Eflatun Cam, Güney, Naki Tezel, Perçe, Nail, Borat Avdinci zaten aklımıza masal gelecek. Batı Edebiyatı'nda ise Ezop masallarını görmekteyiz. Bunun dışında Grimm Kardeşler ve Andersen masalları bu noktada önemli masal örnekleri olarak gösterilir. Fabullara baktığımızda kahramanları hayvanlardan seçilen genellikle ve asıl meselenin ahlak dersi vermek olduğu alegorik yani sembolik anlatımları olan manzum yani şiir formunu oluşturan eserlere biz fable diyoruz değerli dostum. Fable'ın bölümlerine baktığımızda serim, düğüm, çözüm ve bir de masalda olduğu gibi öğüt bölümünden oluşuyor. Fable'ların tarihsel gelişimlerini inceleyecek olursak ilk fable özelliği gösteren intelibiyatında Panca Tantra olduğunu görüyoruz. Diğer fabul örneği ise Beydaba'nın Kelle ve Dimne olduğunu söylememiz mümkün. Batı'da Ezop masalları ön plana çıktı demiştik. Sonrasında ise tabii ki örnek metinde okuduğumuz La Fontaine önemlidir. Türk Edebiyatı'nda ise Divan Edebiyatı'nda Şeyhi'nin yazmış olduğu Harname fabul türünün örneği olarak kabul edilir. İlk fabulu örneği işte eşektir zaten Şeyhi burada başına geçen olayı sembolize etmiştir. Onun dışında ilerleyen dönemlerde ise Recaizade, Mahmud Ekrem, Ahmet Mithat, Orhan Veli Kanık gibi isimlerin masal türünde çalıştığını görmekteyiz. Ezop'tan, La Fontaine'den masallar çevirip, fabullar çevirip araştırmalar yapmışlar. Sözcük türlerimize baktığımızda ise sizlerle beraber edat, bağlaç, ünlem görmüştük. Edatlar biliyorsun tek başına anlamı olmayan ifadelerde sözcük grupları içerisinde anlam kazanıyordu. Dolayı yalnız, sakin, kadar, doğru gibi çok farklı edatlarımız vardı dedik. Bağlaçlara baktığımızda ise eş görevli kelime ya da sözcük ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcük türü dedik. Madem ki, hatta, çünkü, ister ister, ne gibi çok çeşitli bağlaçlarımız vardır diyoruz. Ünlemlerimiz ise duygularımızı ifade etmeye yarayan ya da seslenme anlamı katan sözcük türüydü. Hey, ya, of gibi çok çeşitli ünlem türlerinden bahsedebiliriz demiştik. Evet, tam tur bölümünde sonuna geldik. Konularımızın hepsini özetlemiş olduk.